Milattan önce 4000 ve 2000 yılları arasında Irak'ın güneyi yani Mezopotamya'ya yerleşen medeniyetin beşiği olarak bilinen dünyanın en eski uygarlığı Sümerler olarak bilinse de insanlık tarihi Mezopotamya'da değil Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'de başlar. Dünya tarihinin sıfır noktası, bilim dünyasının yeni gözdesi. Burada her şeyi baştan yazdıracak ve bütün ezberleri bozacak bir başyapıt. Yapılan karbon testleri sonucunda Göbekli Tepe'nin yaklaşık 12 bin yıl önce yapıldığı, Mısır piramitlerinden bile daha eski olduğu açık ara insan eliyle inşa edilmiş tarihin en eski yapısı olarak kabul edilmektedir. Göbekli Tepe'yi insanlık tarihini yeniden yazdıracak kadar ilginç kılan, Mısır piramitleri kadar önemli hale getiren şey neydi? Göbekli Tepe'nin neden bu kadar önemli olduğuna geçmeden önce gelin ilginç keşfedilme hikayesinden birazcık bahsedelim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa iline yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan bu yer, dünyanın ilk tapınağı, en eski medeniyetlere ait Mısır piramitlerinden ve İngiltere'deki Stonehenge taşlarından bile 7000 yıl daha önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Bölgeyle alakalı birçok rivayet ortaya atılmış ama bunlardan en iddialı olanı ise Kur'an'da geçen Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın ilk defa yan yana geldikleri Aden yani cennet bahçesinin Göbekli Tepe olduğu ileriye sürülmektedir. Bölge ilk defa 1995 yılında arazi sahibinin hayvanlarını otlatırken tesadüfen kara şeklinde oldukça büyük oyulmuş taşları bulup yetkililere haber vermesiyle başlayan Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından çok yönlü bir şekilde araştırılan ve yapılan bir dizi kazı sonucunda da ortaya çıkan bulgular oldukça şaşırtıcıydı. Kazılarda ortaya çıkan 5000 metrekarelik bir alan, bu 20 adet futbol sahası büyüklüğünde bir yer demek. Boyları 30 metreyi bulan 20 adet oyulmuş taş tespit edilse de bunlardan sadece 6 tanesi toprak altından çıkarılabilmiştir. Bir dizi yapılan karbon testinden sonra Göbekli Tepe'nin şu anki günümüzden 15.000 yıl önce inşa edildiği ortaya çıkmaktadır. Zihinleri karmakarışık eden asıl konu ise yazı ve tekerleğin icadından 8500 sene önce bu yapıların nasıl ve ne şekilde yapıldığıdır. Göbekli Tepe'de bulunan yapılar doğal oluşmuş yapılar olmayıp insan eliyle kireç taşından yapılan devasa yapıtlardır. Kireç taşından yapılan bu yapıları Sümerler ve Mısırlar'da kullanmışlardır. Bu yapıların çevresinde 12 adet T şeklinde sütun bulunmaktadır. Bunlardan farklı olarak ortada yer alan karşılıklı konumlanmış 2 adet T sütunu da bulunmaktadır. Kusursuz bir işçilikle yapılan sütunların uzunluğu 5 metre, ağırlığı ise 16 tonu bulan taşların üzerinde birçok yazı ve o döneme ait figürler bulunmaktadır. Peki taş devrinden bile daha önce yapılmış bu mühendislik harikası yapılar bize neyi anlatmak istiyordu? Taşların üzerinde bulunan sembol ve yazılarda 12 rakamı üzerinde yoğunlaştığı göze çarpmıştır. Dünyanın güneş etrafında tam tür dönmesini mi hesapladılar acaba? Yoksa bize başka bir mesaj mı vermeye çalıştılar? Tarihi kaynaklar her ne kadar çivi yazısını bulan Sümerler'de başlayıp aynı tekniği kullanan Akatlar'da devam etse de Göbekli Tepe'de bulunan bütün deliller geçmişe ait ezberleri bozmaya yetmişti. Peki tüm sütunlar üzerinde durulan 12 rakamının gizemi neydi? Tüm Türk uygarlıklarında kullandığı 12 hayvanlı Türk takvimi, Anadolu'da 3500 yıl hüküm sürmüş olan Hititlerin 12 rakamını kullandığı, gök bilim konusunda çok başarılı olan Sümerler 12 tane gezegenin varlığına inanıyor olması, bir yılın 12 aydan oluştuğunu, gece gündüz sürelerinin 12 saat olduğu hesaplandığı, tüm bunların atası Göbekli Tepe tapınaklarında dairesel biçimde duran 12 adet T sütunları olabilir miydi? Bir diğer iddia ise Göbekli Tepe'nin kutsal metinlerde anlatılan Aden bahçesi yani cennet bahçesi olabileceği görüşüdür. Ancak kutsal metinlerde anlatılan Aden bahçesi ile Göbekli Tepe özelliklerine baktığımızda aralarında büyük farklar bulunmaktadır. Bu nedenle uzmanlar Göbekli Tepe'nin Aden bahçesi olamayacağını düşüncesindedirler. Göbekli Tepe'de de çok kullanılan sembollerden biri de yılan sembolüdür. Yılan birçok medeniyette popüler bir şekilde kullanılmıştır. Örneğin DNA sarmalı yılan şeklinde olup Sümerler'deki hiyerogliflerde de aynı yılan sembolünü görürüz. Antik Mısır'da yüksekliği ifade eden yılan figürü tanrıların alın bölgesinde kullanılmıştır. Ayrıca
yılan değeri değiştirdiği için değişim ve sonsuzluk gibi anlamlar da taşıdığını ifade edebiliriz. İnsandaki uyanışın ve bilincin 12 bin yıl önce ortaya çıktığını ya da bu bilince nasıl varabildiği sorusunu da sorabiliriz. Aslında Göbekli Tepe'de bulunan bu T sütunlarında birçok anlam gözümüze çarpıyor. Bunlardan biri de sütunların güney yönüne doğru bakmasıdır. Peki bunun anlamı ne olabilir? Kış gün dönümü güneşin güneydeki en düşük noktasında gerçekleşir. 21 Aralık ise gün dönümü için en uygun zamandır. Belki de bu zaman dilimi Göbekli Tepe'de insanlar için önemli bir andı. Zaten diğer antik medeniyetler için bu zaman dilimi yılın başlangıcı olarak kullanıldı. Günümüzde ise bu tarih 1 Ocak olarak belirlenmiş. Bu dizilimi bununla bağlantılı olabilir mi? Ayrıca Orion takım yıldızı bu dizilimin bununla bir alakası var mıydı? Orion takım yıldızı Orion ve Sirius antik medeniyetleri tarafından oldukça ilgi görmüş ve eserlerini bu yıldızlarla ilişkilendirmişlerdir. Örneğin Mısır piramitlerinin Orion takım yıldızı ile imzalandığı, Nil Nehri'nin ise Samanyolu galaksisinin sarmal kollarından biri olduğu düşünülmüştür. Antik Mısırlılar gökyüzünün bir kopyasını piramitler ile ilişkilendirmişlerdi. Aynı şekilde Göbekli Tepe'de bulunan T sütunlarının alt kısmında akrep figürlerinin yukarıya doğru çizildiği ve bu şekilde resmedildiği görülmüştür. Uzmanlar Göbekli Tepe'yi astronomik açıdan da yaptıkları değerlendirmede sütunların üzerinde bulunan hayvan figürleri genellikle takım yıldızlarını temsil ettiği gözlemlemişlerdir. 43 numaralı sütun M.Ö. 10.950 yılına karşılık geliyordu. Yani Göbekli Tepe sahip olduğu işlevlerinin yanı sıra gözlem evi olarak kullanılmış. Bu da bir tepe üstünde inşa edilmesinin bilinçli olarak tasarlandığını gösteriyordu. Ayrıca 43 numaralı sütunda bir kuş ve kanadında tuttuğu daire şeklinde bir şey vardı sanki. Güneşe benziyor, benzer sembolleri Mısırlarda, Sümerlerde, Anadolu uygarlıklarında da görmekteyiz. Ayrıca Hint mitolojisinde güneşin bir kuş tarafından taşındığı anlatılır. Belki de tüm bunların atası Göbekli Tepe'deki sütunlarda gizlidir. Aynı sütunda yukarıda bulunan 3 adet yan yana dizilmiş sepet şeklinde şekiller çağrıştırıyor olabilir mi? Çünkü güneş 21 Haziran'da kuzeydoğu noktasında, 21 Aralık güneydoğu noktasından, ekinoks günlerinde ise tam olarak doğudan doğar. Bu sembolün olduğu sütun ise doğu yönüne bakmaktadır. Yani Göbekli Tepe insanları ekinoks günlerinin farkına varmışlar mıydı? Ayrıca tapınakların içerisinde dibekler bulunmakta. Bu dibekler yapılan dini ritüellerin bir parçası olabilir miydi? Eğer öyleyse o halde bu bizi başka arayışlara götürür. Bunun en güzel örneklerini ise şamanlarda karşımıza çıkmaktadır. Şamanlar ise öte alem ile yakından ilişkili yediler ve bu çeşitli uyuşturucu ve uyarıcılarla yaparlar. Bu halde aklımıza şu sorular gelebilir. Göbekli Tepe'de şamanlar eğitim alanı olabilir miydi? Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hususları Şanlıurfa Müzesi'nde bulunan bir baş heykelinde net bir şekilde görebiliyoruz. Bu heykel Göbekli Tepe'den 500 yıl sonra inşa edilmiş, Nevaçori'deki bir tapınaktan çıkarılmış, baş heykelinin arka kısmında bulunan yılan figürü sanki bir rahibi tasvir eder gibiydi. Hatta Hindistan'daki Vedik rahiplerinin kafasındaki saç şekli de aynen böyleydi. Peki ama insanın avcı ve toplayıcı olduğu, henüz yerleşik bir hayata geçmediğini varsayarsak bir rahibin varlığını nasıl açıklayabilir? Bu rahipler nereden gelmiştir? Atlantis medeniyetinde de bu tarihlerin var olduğu söyleniyor. Ancak elde bir yeterli kanıt olmadığından sadece Platon'un kitaplarında Atlantis medeniyetinden söz etmektedir. Ünlü düşünür Platon, eski Mısırlı bir rahibi anlatmış, kutsal metinlerde ise birçok uygarlığın da yok oluşundan bahsetmiştir. Uzun yıllardır halen gizemini koruyan Atlantis medeniyeti var mıydı? Ve bu felaketlerden kurtulan olmuş muydu? Göbekli Tepe insanları Atlantis medeniyetinden kalan kültürel faaliyetlerini yürütmüş olabilir miydi? Göbekli Tepe tapınaklarını inşa edenler,
bir süre sonra toprakla üstünü kapatmıştır. Yani bu yapıların Göbekli Tepe'deki insanları inançları mı yaptırdı? Peki aynı şekilde başka bir inanç sistemi de buranın yok edilmesini istemiş olabilir mi? Bilindiği üzere Şanlıurfa peygamberler şehri. Her peygamber kendi dönemindeki insanlara tek bir Allah'ın varlığını tebliğ ediyordu. Ancak bu insanlar böyle bir tebliğden sonra bu tapınakların yok olmasını istemiş olabilir mi? Nitekim bunun örneklerini antik Mısır'da görebiliyoruz. Hazreti Yusuf zamanında tek tanrı inancını benimsemiş olan Firavun, bütün tanrıları Mısır'dan sildirmiştir. Göbekli Tepe'de bu durum aynı olmuş olabilir mi? Geçmiş tarihin kalıntılarını geleceğimize yön veriyoruz. Binlerce yıl önce yaşanmış bu insanların bu tapınakları hangi amaçla yaptığı, hangi sebeple yeniden yok ettiğini bilemiyoruz. Ve olabilecek en yakın tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bütün bu araştırmalardan öğrenebileceğimiz şey, buzul çağı insanlarının mağaralarda yaşamadığını, tam aksine son derece bilinçli bir toplum olduğunu gösteriyor. Son olarak Göbekli Tepe var olan eski tarihi komple yeniden yazdı. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videoların devamı için videoyu beğenerek kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.